bizlerle olmaktan, olmanızdan ötürü meslektaşlarım adına istedik. Bu kapsamda ettikten sonra Sözler İliş Başkanı'nın bu hususu belirtmek isterim. Bizle toplantılar yaparak. Yargıtay yolu açık, çok net olarak ifade edebilirim. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açık hüküm var. Haliyle Yargıtay yolu açık. İstinafın kararından sonra o kararın içeriğine göre Yargıtay'a taşınması mümkün. İstinaf süreci kısaltılabilir mi? Çok zor bir soru değil. Olağan bir hukuk düzeninde konuşuyor olsak kısaltılamaz demem gerekiyor. Ancak Türkiye'de bu tür yargılamalarda dönem dönem istinafın rutin karar verme sürecinin önüne geçilerek işlemler yapıldığını görebiliyoruz. Haliyle buna ilişkin bir müdahale gelebilir mi? Evet, daha önce örneklerine şahit olduk, gelebilir. Daha kısa sürede bir karar çıkabilir mi? Evet, daha önce örneklerine şahit olduk, çıkabilir. Fakat şunu iyi görmek gerekiyor. Toplumda dün bu karardan sonra çok ciddi bir hassasiyet var. Buradaki hassasiyet temelde Sayın İmamoğlu'na ilişkin verilen karara dönük bir hassasiyet değil. Demokrasiyle ilgili bir hassasiyetten bahsediyoruz. Daha önce de Yüksek Seçim Kurulu son derece hatalı bir karar verdi. O zaman da yapmayın bunu demiştik. Çünkü bazen alınan kararlar çok ciddi zararlara sebebiyet verebiliyor. Türkiye'de sandığa olan inancı sarsacak bir karar almaya kimsenin hakkı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu bunu yaptı maalesef. Bizim ağır da olsa, aksak da olsa, yanlışları da olsa işleyen bir seçim sistemimiz var. İnsanların seçime katıldıkları oranlara baktığınızda hala sandığa ilişkin bir güvenin olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu tür kararlar, yargının bu tür haksız müdahaleleri en başta yurttaşların sandığın iktidarları değiştirebilme kabiliyetine olan inancını yok eder ki demokrasiye verilecek en ciddi zararlardandır. Şimdi aynısını dünkü kararda da gördük. Bir kullanılan ifadeden dolayı herhangi bir seçilmiş kişinin tekrar seçilemez hale gelmesi veya mevcut bulunduğu koltuğu kaybetmesi ancak çok somut, çok net, herkesin üzerinde mutabık kaldığı delillerle açık şekilde ortaya koyulmasıyla mümkün olmalıdır. Tabii ki bir koltuğa seçilmiş olmak kişileri yargıdan muaf kılmaz, suç işleme özgürlüğü vermez. 10 milyonun oyunu aldı, 20 milyonun oyunu aldı, 100 milyonun oyunu aldı. Bunlar yargı bakımından kıstas da olamaz. Olmaması da gerekir. Böyle bakarsak eğer %51 ve üstüyle seçilen Cumhurbaşkanı'nın tamamen yargıdan muaf olması gerektiği sonucuna varmalıyız. Yargı buna bakmaz. Ancak yargının bakacağı şey aldığı kararların gerçekten hukuka uygun olup hesap verilebilir olup olmadığıdır. Maalesef ki dün akşam itibariyle alınan bu kararda ben yargının bu kararın hesabını veremeyeceğine inananlardanım ve bir hukukçu olarak bunu somut dosyadaki delillerle değerlendirerek ifade edebiliyorum. Siyasi mi demiştik? Türkiye'de siyasi yargılamalar çokça var. Bu yargılamanın alınan kararı, karardan önce hakimin görevden alınması, yerine bir başka hakimin atanması, dün itibariyle ortaya çıkan o fotoğraflar tabii ki kamuoyunda bu yargılamanın üzerinde bir siyasi etki olduğu algısı yaratıyor. Çok net olarak bu algıyı yargı kendisi yarattı. HSK yaptığı işlemle yarattı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde görüntü yargının aldığı kararın üzerinde siyasetin etkisi olduğu görüntüsüdür. Hep şunu ifade ediyoruz. Yargı bağımsız ve tarafsız olması gerektiği kadar bağımsız ve tarafsız görünmelidir. Maalesef ki bu yargılamada yargının bağımsız ve tarafsız görünebildiğini söylemek mümkün değildir.